Kumaş, uygar yaşamın vazgeçilmezidir. Rengiyle, deseniyle, dokusuyla ihtiyaç olduğu kadar bir tutkudur da. Güzelliğe duyulan inanç, zarafete duyulan bağlılık kumaşı yaratmıştır. Kumaş da rengi, deseni. Batik, Anadolu'da değişik adlarla bilinen, çok değişik kumaşlara uygulanmış bir kumaş desenlendirme tekniğidir. Çağdaş tekstil dünyasında Anadolu kültürel kimliğini yansıtan bir dil yaratmıştır batik. Batik yapımında iki farklı teknik kullanılır. Halk arasında bilinen bağlama batikte kumaş bağlanarak sıcak boyaya batırılır ve desenlendirilir. Mumlu batik ise belirli aşamalardan sonra elde edilir. Boyama işlemi renk sayısı kadar açık renklerden koyu renklere doğru ard arda tekrarlanır. Kaynar suya batırılarak mumlar sökülür. Sabunlu suda yıkandıktan sonra istenilen hale gelir. İpekli veya pamuklu kumaş üzerine desenler çizilir. Özel mum kalemleri veya kalıplarıyla boya alması istenmeyen bölgeler mumla kapatılarak kumaş boyaya daldırılır. Boyama ve süsleme el sanatı olan batiğin bir örneği Malatya'da görülür. Bu yörede mumlu mavi bez olarak bilinen kumaş, estetik açıdan zengin, özgün bir kültürel ürünümüzdür. Anadolu motiflerinin kullanıldığı batik kumaşlar, özgün olanla evrenselin mükemmel bir sentezidir. Eski bir Anadolu sanatı olan Karagöz Hacivat figürleri, batik tekniğiyle işlenerek çağdaş tekstil dünyasında var olmaktadır. Renklerin dansı, ışığın parıltısıyla zenginleşir ve bir resimde buluşur. Işık artık kumaşın önünde durmayı zorlaştırır, alır götürür derinlere. İnsanla resmi bütünleştiren bu büyünün ismi ise ışıklı kumaş boyadır.